21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olması nedeniyle Alzheimer'ın ne kadar arttığına dikkat çekiliyor. Dünya genelinde şu anda 50 milyondan fazla insanın Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Bunamanın en sık görülen türünde bazı belirtiler önemli. Halk arasında en sık gördüğümüz şey Alzheimer hastalığı denildiğinde unutkanlık olsa da tek zihinsel yeti unutkanlık değil. En baskın olanı o, fakat tek unutkanlıkla gitmiyor. Ne olabilir hastalıkta? Yazmada, okumada, konuşmada bir takım problemler, yön bulma sıkıntıları, giyinme problemleri, kişileri tanıma, seslerinde ya da yüzlerinden tanıma bozukluğu, organizasyon yapma, soyut düşünme, planlama, günlük yaşam aktivitelerini seri bir şekilde halletme konusunda problemleri çözme yetisinde sıkıntı ortaya çıkabilir. Onun dışında daha önemli bir problem var ki depresyon. İleri yaşta hiçbir sebep ortaya çıkmadan, bir dışarıdan bir faktör olmadan ortaya çıkan depresif semptomlar ileri yaşta Alzheimer'ı düşündürebilir. Nöroloji uzmanı doçent doktor Hatice Balaban, unutkanlık başlangıcı ve kelime bulma güçlüğü çeken, sıkça şey kelimesini kullananlarda Alzheimer başlangıcı olabileceğini söyledi. Kelime bulma güçlüğü eskiden çok daha düzgün, uzun cümleler kurarken daha kısa cümleler şeklinde konuşmaya başlama, kelimeleri bulma güçlüğü bu sırada şey gibi bulamadığı kelimenin yerine sözcüğüne getirmesi, kendini ifade etmede daha kısır cümleler kullanması hastalığın bir parçası olabilir. Yemek yapıyorsa yemek yapmada zorlanma, bu nedenle daha teferruatlı yemekler yaparken daha basit yemekler yapmaya başlama, beylerde marangozluk işlemleri varsa artık tamirciyi çağırma ya da anahtarı kapıda unutma, ocağı açık unutma gibi günlük yaşam aktivitelerindeki bir takım bozukluklar hastalığı düşündürebilir. Başlangıç yaşı 40-90 yaş arasında olduğu belirtilen hastalığın tedaviyle yok edilmesi söz konusu değil. Ancak ilerlemesi durdurulup yavaşlatıldığı için erken teşhisle tedaviye başlanması gerektiği vurgulanıyor.